çekme karavandan motokaravanı geçtikten sonra artık tabiri caizse arabacı olduk. Tabii ki bizim arabamız kimisinin hayali, kimisinde modeli düşük olduğu için tercih etmediği bir araç. Ama benim hayalim. Aracımı çok seviyorum gerçekten. Bu arabanın bende de bir hikayesi var biliyorsunuz. Bu araba benim lise yıllarında bindiğim servis aracımdı. Birçok sıkıntısıyla uğraşıyoruz. Evet, kamp, karavancılık bu şekilde. Yani her zaman keyif yapmıyorsun. Sanayide, serviste, bazı yerlerde de işiniz sık sık oluyor. Tabii ki çekme karavanın eksileri olduğu gibi otokaravanın da eksileri var. Sürekli bakıma girmeniz gerekiyor. Yollardasınız. Yollarda olduğunuz için bu araçlarda bir avuç civat olduğu için her zaman bakımını yaptırmanız gerekiyor. Tabii ki yolda, yolakta arıza yapmayacak diye bir şey yok. Arıza yapacak. Ama bakımını eksik etmemeniz gerekiyor. Ahırınızdaki hayvana benzer. Bakarsanız, tımarını yaparsanız, yemeğini yedirirseniz o da size bakar. Ama bakmazsanız o da sizi yarı yolda bırakır. İşlerimiz devam ediyor. Ağzını kırıyor. Merhabalar, ben Çağlar. Bugün 17 Ekim 2022. Güzel, sonbahar sabahı. İstanbul'dayım, Üsküdar'dayım. Şimdi aracımın birkaç eksiği var. Birkaç yapılması gereken yer var. Kullandıkça ortaya çıkan eksikleri var. Bir tanesi kapılara yalıtım. Kapılara yalıtımın eksik olduğunu fark ettim. Onu yaptırmak için İstanbul'a geldim. Şimdi aracım bayağı evimden uzak bir yere park ettim. Oraya doğru ilerliyorum. Aracımı aldıktan sonra servisimin yolunu tutacağım. Şimdi ben bu işleri neden İstanbul'da yaptırıyorum? Çünkü ustalarım, abilerim, kardeşlerim, güvendiğim insanlar burada. Bildiğim yer. O yüzden yine İstanbul'dayız. Hadi bakalım yola çıkıyoruz. Bismillah. Yola çıktık. Canım İstanbul'un trafiğini özlemişim. Direkt zaten trafiğe girdik. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Servisimize geldik. Valla buraya geldiğimde kendimi evimde hissediyorum. Gerçekten. Sadece araba yaptırmak değil. Geliyoruz, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz, hoş sohbet. O yüzden kilometrelerce yol aşıp buraya gelmek hem keyif veriyor hem de beni mutlu ediyor. Hadi bakalım, bismillah. Araba ticari araba olduğu için her yere girip çıkmıyor. Evet, bizim arabamızın çalışma alanı burası. Hop, şimdi şöyle alacağız. Şimdi kapımızın persinlerini söküyoruz. Ahmet Usta persinleri söküyor. Ben de yavaştan yalıtıma başladım. Demek persinler böyle çürüyor usta. Thank you.
Şimdi Ahmet kardeşimin açtığı yerleri şu şekilde yalıtım malzememi yapıştırıyorum. Bunu da Eser abiden aldım. Onu aradım. Dedim abi nasıl bir malzeme kullanmamız lazım. O da bana bu malzemeyi önerdi ve gönderdi. Şimdi güzelce bir yerleştireceğim. Hiç boşluk bırakmadan. Sonra tekrar kaplamaları kapatacağız. Kapıyı da o şekilde açtık. Yani arabamın genel itibariyle sadece buralarında yalıtım yoktu. Onu da yapıyoruz. Yapıştırması da zor yani. Yapışınca çıkmıyor bile. Önemli olan diplerdeki bir boşluğu kalmasını istemiyorum. Yani yapmışken düzgün bir şekilde yapmak istiyorum. İyice dolgunlaştı. Sıra kayar kapıda. İçten temizleyebildiğim kadar yerlerini temizliyorum. Burası beni bayağı uğraştıracak. Ama ne yapalım? O kışın konfor ve terleme yapmaması için, ısıyı daha çok tutabilmemiz için bunu yapmam gerekiyor. Bu aracın içerisinde bir yaşam var. Yaşam olduğu için bunlardan şart.
Yeter. Çok teşekkürler. Arkadaşlar afiyet olsun. Olsun. Yemek molasından sonra arabamızı yapmaya gidiyoruz. Hadi bismillah. Şimdi şu malzemeyi açıyorum. Yeni bir şey keşfettim. Şu şekilde tersten yapıştırıyorum. Sonra tekrar açıyorum. Yapışkanlı yüzey diğer tarafa yapıştı. Ve buraya herhangi bir yapışkan kalmadı. Bunu da şimdi parça parça bölüp şu aralardan içine sokacağım. Bu yaptığım işlem şurayı tutacak. Şurayı şöyle bir parça keseceğim. Yarısını. Ya kapı şimdiden tok bir hal aldı. Evet. Bunu yapması şimdi biraz zor fakat yapacağız yani. Bu şekilde itekli itekliye sokacağız yani. Bu içeriden tutacak. Ah bak gitti. Elimizi de zarar vermeyelim de. Oh bak süper. İçeriği bayağı iyi tuttu. Kabımızı şu şekilde doldurdum. Yani neredeyse boş yer kalmadı. Tabi elektronik aksamın çalışabileceği yerler boşta. Ona da yapabileceğim bir şey yok. Kapağının kapanması için hazır oldum. Evet. Çok güzel oldu. Ahmet Usta kolay gelsin. Şimdi bir tek pullarımız kaldı. Pullarımızı da yaptıktan sonra. Annesi şöyle tutayım sana yardım edeyim. Ama bayağı bir sağlam tutuyor değil mi bu? Aynen. Şimdi bu var ya, bu rahat yani. Boşlukları dolduruyorum bu şekilde. Mehmet kardeşim kolay gelsin. Sağ ol, teşekkürler. Şimdi İstanbul'a geldik. İstanbul'a geldikten sonra kapımızdaki yalıtım işlemlerimiz devam ediyor. Bu arada aracımızı da bir bakıma soktuk. Mehmet kardeşim bizim arabamızın motoruyla ilgileniyor. Sağ olsun bundan öncekinde de ilgilenmişti. Bir kayış değiştirme durumu oldu. Eline koluna sağlık. Rica ederim abi.
Nasıl gidiyor Mehmet? Güzel gidiyor. Bir tek sekmanı kalsa biraz. Alttan bağlantını yaptıktan sonra bir şey var. Tamam. Mehmet kardeşim, bakım yaptıktan sonra marşa basıyoruz. Hadi bismillah. Evet, binlerce şükürler olsun. Fan açtı sanki. Fan santrifüj dönüyor, fan açmadı daha. He, doğru. Hararet yaptıktan sonra. Aracın uzman sürücü değişti. Şanzıman yağ değişti. Önce böyle kaldırsı temizlendi. Elinde konuda sağlık. Hortumlar kontrol edildi. Kayışı değişti aracımızda. Çatlak vardı. Eyvallah. Yapılan işlemler bunlar. Çok teşekkür ederim kardeşim. Ya. Emeğine sağlık. Arka kapılarımız bitti. Evet, son hali bu şekilde. Vallahi bayağı da içime sindi. Ellerine kollarına sağlık. Sağ olsun Serdar abi. Parçamızı tedarik etti. Şimdi takacağız. Burası boştaydı. Oo. Arabaya orijinal malzeme aldım. Baksana. Şeyin havasını değiştirdim. Abi çok teşekkür ederim. Üç tane G serisini ilk defa yan yana görüyorum. Evet. Serviste çay saati. Ben de gidip bir tane çay alacağım. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. Eyvallah, teşekkür ederim. Sağ olsun. Ben de bir çay alayım usta. Oo. İhsan ustacığım arabamızın üzerine çıkıyor. Üzerinde bir durum var. Onu bir çözecek bakalım. Bakacağız bakalım. Ustaların ustası İhsan usta. İhsan usta sıkıntıyı çözdü. Ya tebrik ediyorum. Aracımızın işleri tam olarak gitmedi. Biz de aşağıya çektik. Servisi beraber kapatıyoruz. Abi teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Artık yarın macera devam edecek. İhsan usta sağ olsun. Bu saatte dahi işimizi yapıyor. Ahmet usta sağ olsun. Ahmet usta iyi akşamlar. Ustam iyi akşamlar. Elinize konuda sağlık. Sağ olun. Evet, servisimizde işimiz bitti. Artık işimiz sabaha kaldı. Sabah devam. Sabah devam. Merhabalar. Bugün 18 Ekim Salı günü. Servisimize geldik. Arabamızı dışarı aldık. Yağmur yağma ihtimali olduğu için içeri almıştık. Silikon işlemlerimizi İhsan ustacığım bitirdi sağ olsun.
Şu an serviste. Güzel bir gün. Kahvaltı yapacağız. Haluk abiyle beraber geldik. Evet. Günümüz İstanbul'da serviste başladı. Çünkü bayağı güzel kaymaklı bir süt. Serviste şimdi güzel bir kahvaltı yapacağız. Haluk abi, İhsan Usta, Bahadır Usta. Haluk abi, ustalarımız var. Zeytinlerini biliyorsun değil mi? Ask me. Şaka yapıyorsun. İyi, geldiniz abi. Afiyet olsun. Çok yakışıklı, çok tatlı. Kendini çok sevdiriyor. Çok. Haluk abiyle beraberiz. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Ekipte eksiklikler var ama onlar mesaide. Amir'in köpeği Amir'i arıyor. Nerede ya? Nasıl çıkacaksın sen şimdi? Bak 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 bak. Harikasın ya. Bal çıkar ha bu. Bak çıkacak yer arıyor ha. Gördün mü? Gel. Gel. İşlerimiz bitti. Ustalarımız elinden gelen her şeyi yaptı. Sağ olsunlar. Evet, arabacıyız. Yani sıkıntı bitmiyor. Fakat elimizden geldiği kadar yapmaya, yaptırmaya çalışıyoruz. İhsan Usta, Ahmet Usta, Deniz abi, Bahadır Usta, sonra Mehmet, Yunus Emre, hepsi ellerine kollarına sağlık. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Kendi araçları gibi yaptılar arabamı. Serviste işim bitti. Şöyle güzel bir çay aldım kendime. Artık yola çıkma vakti geldi. Arabama doğru gidiyorum. Şimdi arabamı çıkartacağım. Sonra yolcu yolunda gerek. Artık gideceğim. Tüm ustalarımla, abilerimle, kardeşlerimle vedalaştım. Şimdi artık yola çıkma vakti geldi. Hadi bakalım, bismillah. Güle güle canım. Hayırlı yolculuklar olsun. İnşallah yine görüşürüz. Amin, amin. İnşallah, inşallah. Hadi güle güle. Yolcu yolunda gerek.